İmralı Ada hapishanesinde kalan 4 mahpus için, Abdullah Öcalan ve arkadaşları için uzun süredir bir çalışma yürütülüyor aslında. Bunu insan hakları dernekleri, insan hakları kurumları, insan hakları boyutuyla, mahpushaneye çalışan kurumlar mahpus hakları boyutuyla, yine Kürtler siyaseten, siyasi kurumlarıyla, yine demokratik kurumlarıyla, mahpus yakınları derneklerinin, barış annelerinin çabalarıyla bu süreç Türkiye'de de uzun süredir gündemde. Çünkü nedir? 25 Mart 2021 yılından bu yana kısmi süreli bir aile telefon görüşmesi oldu. Onun dışında 2019 yılında en son avukat görüşü yapılmış. O da kısa bir süreliğine yapılmış. O tarihten bu yana da hani 25 Mart 2021'i biz esas alırsak, hani bir haber alma durumu bakımından, o tarihten bu yana sanıyorum işte 4 yıla yakın bir süre geçti. Ailesinden, avukatlarından, siyasetçilerden, insan hakları kurumlarından, uluslararası mekanizmalardan bu konuda çok sayıda talep devlete iletilmiş olmasına rağmen biz de İnsan Hakları Derneği olarak sanıyorum bu süre içerisinde en az 3-4 kez İmralı Hapishanesi'ndeki durumu yerinde gözlemlemek üzere başvuruda bulunduk ama devlet her zaman bu taleplere kulak tıkadı. Yereldeki taleplere kulak tıkadığı gibi uluslararası mekanizmaların da görevleri var. Türkiye'nin onlara karşı sorumlulukları var. Bu mekanizmaları da çok dikkate almadı. Uluslararası alanda, uluslararası insan hakları mekanizmaları önünde aydınlar, yazarlar, sanatçılar, Nobel ödüllü şahsiyetler bu sürece insan hakları bakımından, Kürt meselesinin çözümü bakımından değerlendirdikleri için bu tepki daha yüksek sesle gösterebiliyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki Kürtler dışında, kısmi olarak insan hakları örgütleri dışında ve vicdanlı, sınırlı sayıdaki aydınlar dışında Türkiye'nin hakim politikasının Kürt meselesini güvenlikçi meseleye indirgemesi dolayısıyla bu gösterilen tepkiler ya da bu talepler de duyulmaz hale getiriliyor. Bu kişi kim olursa olsun. Çünkü insan hakları insan onuruna dayanır ve insanlar arasında kişinin kimliğine, diline, etnisitesine ya da felsefi görüşüne, siyasi düşüncesine göre insanlara muamele edemezsiniz. Bu Türkiye Anayasası'nda da aslında böyle yazılmış ama uygulamada işte başta İmralı hapishanesi olmak üzere pek çok hapishanede, yüksek güvenlikli hapishanelerde, S tiplerinde, biz bunlara kuyu tipi dedik, hapishaneler dedik. Buralarda özellikle Kürt mahpuslara, özellikle siyasi mahpuslara yönelik ciddi bir tecrit, ciddi bir işkence, ciddi bir hak ihlali bitmez, tükenmez bir şekilde devam ediyor. Ama bunun öznesi tabii ki İmralı hapishanesi zaten özel yasalara tabi, özel bir takım uygulamalara tabi bir hapishane olarak düzenlenmiş durumda. Zaten çıkartılan ömür boyu ağırlaştırmış müebbet hapis cezası da İmralı'da kalan insanlar üzerinden düzenlenmiş bir yasal düzenleme. Dolayısıyla hem yargıda, hem tutulma yerleri bakımından, hem de adil yargılanma hakkı bakımından ciddi bir ayrımcılık söz konusu. Düşünün ki siz bir ülkede bütün insanların tabi olduğu bir infaz rejimi çıkartıyorsunuz, düzenliyorsunuz ama belli insanların bu infaz rejiminin dışında bir hakkı kullanabileceklerini ya da hiçbir hakkını kullanamayacakları yönünde bir düzenleme yapıyorsunuz. Bu zaten yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı, adil olması, eşit olması, herkes için olmasını zaten ortadan kaldıran bir durum. Yani onun için biz diyebiliriz ki hem İmralı Hapishanesi özel bir statü, öyle bir yönetimi var, hem de yargılama sürecinde de belli mahpusların
özel bir takım yasalara tabi oldukları ya da tabi tuttuklarını söyleyebiliriz. Bu zaten ayan beyan ortada bir şey. En nihayetinde Abdullah Öcalan ve arkadaşlarının yaşadığı duruma ilişkin yasal olarak da avukatlarının yaptığı bir başvuru vardı. 2014 yılında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bir hak ihlali kararı verdi. Yani bu hak ihlali kararının içerisinde ne vardı? Birincisi, ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezasının insani olmadığı, umut hakkını ortadan kaldırdığı, dolayısıyla hem Avrupa İnsan Hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği, hem Avrupa Mahpus Hakları Sözleşmesi'ni ve Mandela kurallarını ihlal ettiği yönde bir karar verdi. Şimdi bu kararın üzerinde 10 yıl geçti. Yine benzer şekilde Kaytan, Gurban ve Boltan hakkında da benzer kararlar verildi. 4 tane dosya şu anda Bakanlar Komitesi önünde. En son Bakanlar Komitesi 2021 yılında bir değerlendirme yaptı. Bu dosyayı değerlendirdi ve orada da Türkiye'ye şunu önerdi. Yasal düzenlemeleri yapın, bu ayrımcı uygulamayı ortadan kaldırın, ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezasının insani bir ceza olmadığını ve umut hakkını ortadan kaldırdığını, buna ilişkin bir düzenleme yapılması gerektiği. Ayrıca Türkiye Avrupa Konseyi ülkesi olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmiş bir ülke, sadece Abdullah Öcalan ve arkadaşları değil, Gezi davası için de benzer şeyler. İşte yine Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için de benzer kararlar verildi ama Türkiye bunları da uygulamadı. Burada da bir düzenleme yapmadı. Dolayısıyla Türkiye aslında hem Kürt meselesi konusunda hem de demokrasi meselesi konusunda hem uluslararası hukukta hem de kendi hukukunda ciddi bir hak ihlali yaratan ülke konumunda. Peki diğer tarafı ne? Diğer tarafı, özellikle Abdullah Öcalan üzerinden bakarsak, devlet aslında Kürt meselesi gibi temel bir mesele ile meşgul. Yani bu 40 yıldır silahlı çatışmalar sürüyor. Ama bu 100 yıllık bir mesele. Cumhuriyet kurulduğu günden beri, yani Cumhuriyet tarihi itibariyle alırsak 100 yıllık bir mesele. Şimdi 100 yıllık bu meseleyi zaman zaman devlet aklı bunu çözmek için bir takım adımlar atmış. Bu adımlardan en hatırda kalanı 93 yılından beri işte Abdullah Öcalan'ın silahlı savaşı artık durdurmak, çatışmaları durdurmak yönünde girişimleri, devletin de buna ilişkin bir takım çabaları oldu. Ama bunun en anlamlısı muhataplık düzeyinde 2013 ve 2015 arasında oldu. Yani devlet aslında Kürt meselesi gibi temel bir meselesi var ve bunun aslında çözüm adresinin neresi olduğunu biliyor. Muhatabının kim olduğunu biliyor. Kürtler de zaten bunun muhataplık durumunu zaman zaman ortaya koyuyorlar.